Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle kafes tavukçuluğunun maliyetlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Acaba biz artık çok fazla bir yumurta yapmak istiyoruz. Çok fazla bir yumurta satışımız var. Buna ulaşmak istedik. Başardık ve biz böyle bir işletme kurmak istiyoruz. Nelere mal olur? Bunlardan bahsedeceğiz. Ama her zamanki gibi eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, eğer videolarımı beğeniyorsanız bir beğen işareti koymayı ve videolar gelir gelmez size bildirim ulaşmasını istiyorsanız bildirim işaretini açık unutmayı diyoruz ve hemen videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz sizlere gezen tavukçuluk, salma tavukçuluk ve genel hatlarıyla beslenmesinden bahsederek bu işleri anlatmaya çalıştık. Maliyetleri nelerdir, bunlardan bahsettik. Fakat bir de şöyle sorular gelmeye başladı bize. Ben kafes tavukçuluğu yapmak istiyorum. Bu işe girmek istiyorum. Bunun bize maliyeti nedir? Biraz da bunlardan bahseder misiniz demişsiniz. Dolayısıyla biz de bunlardan bahsedelim dedik. Arkamda gördüğünüz gibi bir sürü kümes var arkadaşlar. Bu kümeslerde de tavukçuluk işleriyle uğraşılıyor. Burada şundan bahsetmek gerekiyor. İlk başta 10.000 ve üzeri adetlerde eğer siz bu işlere girecekseniz, yani sizin artık günlük yaklaşık 7500-8000, yani 250 karton ve üzeri yumurtanız varsa kafes tavukçuluğu yapmak tabii ki mantıklı arkadaşlar. Burada da hangi ırkları kullanmalısınız, neleri seçmelisiniz, bölgenize göre öncelikle onları bulmanız gerekiyor. İsterseniz yavaş yavaş konunun detaylarına girelim. Evet, yine size tablolar halinde videonun sonuna doğru muhakkak tek tek sıralayacağım ama burada anlatacağım şeyler arasında yine ufak tefek fiyat bilgileri vereceğim. Arkadaşlar, öncelikle kafes tavukçuluğu yapmak için bölgenizde güzel bir yer bulmanız gerekiyor. Bu güzel yeri bulduktan sonra sizin bu işe girmeniz gerekiyor. Şimdi yer seçimini arkamda görmüş olduğunuz işletmeler gibi yaptıktan ve konumlandırdıktan sonra bu işe başlayabilirsiniz. Ama bu işin maliyeti nedir? Sıfırdan ben bir kafes tavukçuluğu binası, işletmesi kurmaya kalkarsam nelere mal olur? Bunları videonun tablo kısmında anlatacağım. Benim size naçizane tavsiyem, bu işe ilk defa gireceklerden böyle bir yeri kiralık tutmalar arkadaşlar. Evet, kiralık tutmanız. Çünkü şimdi şöyle düşünün, yaklaşık 1-1,5 milyon liralık bir maliyet gibi bir rakamlar çıkacaktır bu işlere girdiğiniz zaman. Bu da size daha işletmeye girerken çok ciddi bir maddi külfet olacaktır. Dolayısıyla böyle arkamda görmüş olduğunuz bir yeri bölgenize göre değişmekle beraber 5 ila 10 bin TL'ye kiralayabilirsiniz arkadaşlar ve bu işe başlayabilirsiniz. Dolayısıyla benim naçizane tavsiyem, bu işe ilk geleceklere ilk söyleyeceğim bu videoda cümle, yeri kiralayarak girmeniz arkadaşlar. Satın alarak ve iş yaparak başlarsanız bunun dönüşünde bunu tekrar satmakla uğraşabilirsiniz. Bu da size çok ciddi bir külfet olabilir. Unutmayın, hangi işe başlarsanız başlayın işin kötüsünden bakmak zorundayız. Dolayısıyla bizler bu işlere sıfırdan girerken böyle hesaplıyoruz. Ve kaç bin adetle yapacaksak ona göre bir metrekareye sahip olması gerekiyor. Buna göre bir kurgu yapmak gerekiyor. Hayvan sayımız kaç bin tane olsun? 10.000 ila 20.000 adet arasında olsun. Şimdi bizim burada metrekare ile ilgili şöyle bir zorumuz yok artık. Metrekare biliyorsunuz 7-8 tane tavuk koyuyorduk gezen tavukçulukta. Burada kafese koyacağımız hayvan adedinden bahsedeceğiz. Yani bir kafese biz kaç tane hayvan koyabiliriz? Arkadaşlar, biz bugün standart ölçülerdeki kafeslere metrekareye 7 tane öneriyoruz. Burada 11 tane, 12 tane atan arkadaşlar var. Kesinlikle karşıyız. Bugün dünya standartları diyor ki free range, yani hayvanların en azından bir miktar gezinebileceği, bir miktar rahatlayabileceği, bir miktar stresini atabileceği bir yer olmalı. En azından biraz gezinebilmeli. Şöyle sıktım sıktım hayvanlar istemiyoruz arkadaşlar. Bu hayvanlara da bir eziyet. Zaten o kafese girdikten sonra ta çıkana kadar orada kalıyorlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Biz metrekareye 7 adet hayvan öneriyoruz. Dolayısıyla 1000 metrekarelik bir alanda bir katlı, bakın bir katlı kafeste 7.000 adet hayvan bakabilirsiniz. Arkamda görmüş olduğunuz işletmelerin boyu itibariyle 3 katlı kafes sistemi kurabiliyorsunuz. Dolayısıyla 3 kere 7 21, 21.000 tane hayvana uygun bir işletme. Ben az önce işletme sahipleriyle görüştüm. 7.500 lira civarında bir kiralama bedeline biz burayı veriyoruz dediler. Dolayısıyla arkadaşlar, 7.500 lira bir işletme kiralayarak aylık maliyette bu işe girdiğinizi varsayabiliriz. Arkadaşlar, kafes işletmeciliğinde aşağı yukarı yumurta ömrü 12 ila 16 ay arasındadır. Bir dönem bakacaksanız, bakın altını çizerek söylüyorum. Ama biz burada kafes işletmeciliğinde şunu yapabiliyoruz. Hayvanların dinlenme dönemi, yani tüy dökme dönemine sokarak bir sene daha verim alabiliyoruz. Gezen tavukçuluk gibi değil. Gezen tavukçulukta biliyorsunuz tüy döktürdükten sonra hayvanların verimi
biraz düşüyordu ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Tabii bunu da size gezen tavukçuluk mu, kafes tavukçuluk mu diye bir video çekeceğim, onu da anlatacağım. Dolayısıyla burada şunu söylemek gerekiyor. Burada 2 sene boyunca etkin bir verimden bahsediyoruz. İlk sene veriminiz %90 ve üzerinde olacaktır. İkinci seneki veriminiz ise %80 ve üzerinde olacaktır. Dolayısıyla biz kötüsünden baktığımızda %80'in altına düşen bir verim göremeyeceğinizden varsayıyoruz. Bu da hangi koşullarda olmalı arkadaşlar? Tabii ki size daha önceki videolarda bahsettiğim tavuklara bakım koşullarında olmalı. Burada avantajlarımız gezen tavukçuluğa göre biraz daha fazla. Hayvan sayısının artması biraz dezavantaj bakımdan dolayı. Ama hayvan sayısının artmasına rağmen kontrol etmek, hava şartlarını, ısı şartlarını, kümes şartlarını kontrol etmekten dolayı burada biraz avantajlarımız var arkadaşlar. Şimdi burada kafes dedik. Kafes maliyetinden bahsetmek gerekiyor. Arkadaşlar bugünkü koşullarda ikinci el kafeslerden biz bahsediyoruz. Yani kullanılmış, dezenfekte edilmiş, tekrar satılabilen kafes sistemlerinden bahsediyoruz. Burada bunu yaparsanız eğer hayvan başına yaklaşık en iyisini zenginleştirilmiş sistemde tavuk başına 30 lira maliyeti var. Bakın burada biz şunu yapmıyoruz günümüz koşullarında. İşte ben ölçü alayım, hayvana kafes yapayım, sıfırdan bilmem ne yapayım. Bunlar acayip derecede pahalanmış durumda. Demir aldı başına gitti, çelik aldı başına gitti, işçilikler aldı başına gitti. Onlar da haklı. Dolayısıyla biz burada temiz kullanılmış, az kullanılmış kafes sistemlerini tavsiye ediyoruz. Burada da hayvanlarda kafes sistemi kurarken yemlik, suluk ve gübre separatörü aparatı ile beraber hayvan başına maliyet çıkartılır arkadaşlar. Dolayısıyla bizim burada hayvan başına maliyetimiz 30 lira şu andaki güncel rakamlar buralarda. Yine tablolarda bunun belirteceğim size. Şimdi yerimizi tuttuk. Kafesimizi kurduk. Hayvan da getireceğiz. Arkadaşlar hayvan maliyetleri de dediğim gibi size daha önceki bir önceki videoda bahsettiğim gibi yaklaşık bugünkü koşullarda aşıları yapılmış, her şeyi tam, dörtlü karması bitirilmiş, yerinize teslim edilecek şekilde 40 ila 45 lira bandında diyorum. Bakın burada bu sefer bandı açık tutuyorum. Niye? Çünkü buraya Lohman Brown koyabilirsiniz, Ligorin koyabilirsiniz, Lohman Sandy koyabilirsiniz, Tinted koyabilirsiniz, Koral koyabilirsiniz. Bu cinslerin haftalıklarına göre yaşları farklı oluyor. Biz en az burada yine 18 haftadan bahsediyoruz ama burada 18, 19, 20 yani kılavuzda yumurta atan hayvanı da getirebilirsiniz buraya güvenle. Niye? Hayvan zaten direkt kafese girecek. Burada yer stresi ortadan kalkıyor arkadaşlar. Bunu bir avantaj haline getirebilirsiniz. Şimdi küfesi tuttuk. Kafes sistemini kurduk. Hayvanları kurduk. 21 bin tane hayvana nasıl hakim olacaksınız? Arkadaşlar otomatik yemlik sistemiyle hakim olacaksınız. Arkamda görmüş olduğunuz gibi silolar olmalı, yem siloları olmalı ve herhalde artık burada bana fabrik evinden çok bahsetmezsiniz diye seviniyorum, istiyorum. Burada arkadaşlar kendi evimizi tabii ki yapmaktan bahsedeceğiz. Artık böyle işletmelerde fabrik evi kullanmanın ne kadar maliyetli olduğunu daha önceki videolarda size açıkladım. Ama yine dilerseniz küçük bir videoyla, küçük bir tabloyla bunu belirtirim. Ama kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Burada artık kendi evinizi yapmaktan bahsediyoruz. Arkadaşlar burada otomatik yemlikler ile hayvanları belirli saatlerde yemliyoruz. Şimdi burada fanlar var. Fanlar olması gerekiyor. Devasa fanlar olması gerekiyor. İçerideki amonyak gazını ortadan kaldırmak için ve havalandırmak için. Yine işletmenin kenarlarında klipsler dediğimiz şöyle içeri doğru açılabilen bufferlar olması gerekiyor. Yan sıcaklarına karşı da pedler olması gerekiyor. Tabii ki burada bahsettiğim şeylerin hepsinde ciddi bir elektrik masrafı çıkıyor arkadaşlar. Evet, bu aydınlatma sistemi de dahil olduğunca burada gerçekten ciddi bir elektrik masrafından bahsediyoruz. Şöyle bir işletme için hayvan başına muhakkak 1 TL masraf yazın arkadaşlar. En pratik hesabı biz burada işletmelerde hayvan başına olan hesaplarla yapıyoruz. Daha kolay oluyor emin olun. Ve daha basit bir hesap ortaya çıkmış oluyor. Çünkü ona göre elektrik yakıyorsunuz, ona göre fanları çalıştırıyorsunuz, ona göre pedleri çalıştırıyorsunuz. Ve burada yazın soğutmak için, kışında ısıtmak için masrafları eklemek gerekiyor. Arkadaşlar benim bölgemde şu an gördüğünüz gibi hava birazcık soğuk. Yani şu anda 6 derece ama ciddi bir rüzgar var benim bulunduğum yerde arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda bu işletmeler akşamları geceleri kömür yakmak zorunda. Şöyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar bacalı sistemler var. İçerisinde bir soba yakılıyor. Otomatik bir soba var. Bu sobanın ucundan boru hatları gidiyor ve içeriye sıcak hava üflüyor. Bunun günlük maliyeti kış aylarında günlük 200 lira civarında en soğuk kış günlerinde. Etkin olarak yaklaşık 80 ila 100 gün arasında soba yaktıklarını biliyoruz ama bunun tamamında günlük 200 lira yakılmıyor ama bunu ben videoda tablo kısmında size maliyet kısmında detaylı olarak açıklayacağım. Orada anlatacağım. Şunu bilin, en soğuk kış günlerinde bugünkü kömür maliyetiyle günlük 200 liralık maliyetiyle 20 binlik bir kümesi cayır cayır ısıtabilirsiniz. Arkadaşlar
şöyle bir şey tavsiye etmek istiyorum sizlere. Böyle bir işletme kuracaksanız, yani böyle bir işletmede işe başlayacaksanız bir pano sisteminiz olsun. Bu işletmelerde bizim pano sistemi önemli. Burada biz bu panolara kodlamalar girebiliyoruz. Yani şunu yapabiliyorum ben. Giriyorum içeri. 18 derecenin altına girince soba aktif hale gelsin ve ısıtma sistemini daha iyi çalıştırsın. 25 derecenin üzerine çıkınca soba kısılsın, fanlar kısılsın, pedler kapansın gibi kodlamaları yapabiliyorsunuz. Bunlar da çok 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 yüksek maliyetlerde değil. Böyle bir işletmeyi aldınız. Böyle bir panoyu sıfırdan kurmaya kalkarsanız ciddi bir maliyet. Panosu olan işletmeleri tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Yine sıfırdan pano kurmaya kalkarsanız yaklaşık 25-30 bin lira bir para ödemek zorunda kalırsınız. Ama emin olun bunu yapmaya değer. Çünkü bu tarz işletmelerde tamamen insan kontrolüne bırakmak gerçekten sizin için çok büyük bir hüsranla sonuçlanabilir. Yine yaz aylarında da aynı şekilde soğutma masrafı olacak arkadaşlar. O PET sisteminde bahsetmiştik size, bir PET sistemi olmalı diye. O PET sistemi olduğu zaman arkadaşlar yine aynı kıştaki gibi bir yazda bu sefer elektrik masrafı gelecek. Bu da yaklaşık günlük 200 ila 400 lira arasında değişebilir. Çok sıcak yaz günlerinde benim bulunmuş olduğum bölgede 2 ay, çok sıcak olan bölgelerde 3 ay olacak şekilde bu petler çalışıyor arkadaşlar. Yine tablolar kısmında ortalama ne kadar gideceğini orada hesaplayacağız ama şunu bilin, en düşük 200 lira, en yüksek günlük 400 lira gibi bir pet maliyeti binecek. Bunu da elektrik masrafının üzerine ayrıyetten yazacağız arkadaşlar ya da elektrik masrafıyla beraber hesap edeceğiz size tabloda. Dolayısıyla işletmemizin 1 yıllık elektrik masrafını bulacağız. Biz burada işletmemizi tüy döktürerek 2 sene bu işi kurduğumuzu ve yaptığımızı varsayacağız arkadaşlar. Tabii böyle bir işletmede muhakkak insan çalışmalı. 20 bin tane hayvana tek başınıza imkanı yok. Hakim olamazsınız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 20 bin tane hayvan var. 10 bin hayvana bir tane kişi düşecek şekilde bir iş yapabilirsiniz. Şimdi ödeyeceksiniz ki 10 bin tane hayvana bir kişi nasıl bakar? Arkadaşlar sistem otomatik. Yem otomatik, su otomatik. Yumurta toplamaktan bahsediyoruz. Burada eğer manuel yumurta toplayacaksanız 10 bin hayvana bir kişi düşecek şekilde, ama nasıl yapacaksınız, burada aile alacaksınız. Benim naçizane tavsiyem iki aileyle çalışmanız, yani karı koca çalışmaları. Dolayısıyla burada kişi başı ücret verirken aile başı ücreti hesaplayacaksınız. Burada da arkadaşlar bu işleri yapan arkadaşlarımız şu anda günlük, düzeltiyorum, aylık 6000 lira civarında bir bedele çalışıyorlar. Her şeyi dahil olduğu zaman sigortası vesairesi, yiyeceği içeceği yaklaşık 8000 lira gibi maliyeti oluyor. 7500-8000 lira gibi. İki kişi çalıştırdığınızda da dediğim gibi 15-16 bin lira bugünkü koşullarla aylık maliyetiniz olacak bu insanlara. Şimdi burada çok ciddi viyol maliyeti çıkacak arkadaşlar. Tabii ki normaldir. Çünkü günde artık siz 20 bin hayvan dediğinizde yüksek verimlerde 18 bin yumurta alacaksınız. Yani günlük 600 karton demektir. 6 bağ viyol almanız lazım. Bugün bir bağ viyolü ikinci elden toplama vesaire güzel temiz viyol almaya kalksanız başlayacak bu 50 liradan size. Bunu tablolarda belirteceğim. Burada viyol masrafınızı hesaplamanız lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işletmeyi kiraladık, kafe sistemini kurduk, hayvanları getirdik, elektrik masrafını hesapladık, yem masraflarını hesaplayacağız tabii ki, yiyecek masraflarını hesaplayacağız. Arkadaşlar burada kafe sisteminde yer tavukçuluğuna, salma tavukçuluğa, gezen tavukçuluğa göre bir avantajımız var. O da nedir? Kafeste olduğu için, aşırı derecede hareket olmadığı için gezen tavuk işletmelerinde baktığınız hayvan türlerine göre yaklaşık 10 ila %10 ila 15 yemden tasarruf ediyorsunuz. Yani 125 gram değil de 110 gram yemle genellikle kafes tavuğunda bulunan hayvanlar size iyi verimde bulunuyorlar. Tabii burada 120 gramlara çıkabiliyor, 100 gramlara düşebiliyor. Biz burada ortalama 110-115 gramı düşünüyoruz. Hangi türlerde? Lohman ve türevlerinde, Ataks ve türevlerinde, Tinted'larda, Korallarda, Lohman Sandy'lerde gibi gibi. Siz bir beyaz yumurtacılık işi yapmak isterseniz burada hayvan başına yaklaşık 90 gram yemden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz eğer bu işletmeyi kurarsak, sıfırdan kurduğumuzda hayvana getirdiğimizden itibaren yumurtayı pike getireceğimiz yine 35-40 günlük dönemdeki yemek, yani yem masrafını yine hesaplayıp tabloda belirteceğiz arkadaşlar. Eğer bu beyaz yumurtacıysa 90 gram, diğer türlerse 110 gram demiştik. Burada biliyorsunuz pike çıkana kadar hayvanlar aşırı derecede yeme yüklenmiyor. Ortalama 100 gramdan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu arada her videoda bahsetmiştim. Yumurtanın bir pike çıkmasından bahsediyoruz. Hayvanlar 18 haftalık olduğunda aşağı yukarı 1100-1200 gramlarda size gelmiş oluyor. Hayvan 1400 grama eriştiği zaman size yumurta yapmaya başlar. Bakın bunun altını çiziyorum. 1300-1400 gramlara eriştiğinde size yumurta yapmaya başlar. Yani geldiğinden itibaren bu yaklaşık 3 ila 5 gün arasındadır. Burada da artık yumurtayı hazırlamaya ve atmaya başlar. Dolayısıyla burada 18 haftalık vurgusunu özellikle belirtiyorum. Bu tarz işletmelerde ise dediğim gibi
henüz yumurtaya başlamış hayvanı da getirtebilirsiniz. Ona göre işletmelerle anlaşabilirsiniz. Evet, eğer siz yumurtanızı toptan satacaksanız, biz Bandırma bölgesindeyiz biliyorsunuz. Bandırma'da paketleme tesisi olan arkadaşlara bu yumurtayı sevk edebilirsiniz. Ben burada sevk masrafından da bahsedeceğim günlük dolayısıyla. 24 saatlik sabah akşam biriktirdiğiniz yumurtayı sevk etmeye kalktığınızda buradan Bandırma arkadaşlar yaklaşık gideceği yer 20 kilometre. 20 kilometre gidecek, 20 kilometrede araç geri gelecek. Bunun da yakıt masrafını yine hesaplayacağız. Arkadaşlar videomuzda sizlere sıfırdan bir kafes tavukçuluğu işletmesi kurmanın kalem kalem maliyetlerini anlatmaya çalıştık. Evet, şimdi dilerseniz bunu bir de tablolar üzerinden tek tek kalem kalem inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir tablo halinde bu işin maliyetleri nasıl olmuş bir inceleyelim. Önce aylık gider maliyetlerinden bahsedelim. Arkadaşlar aylık standart giderlerimizde aylık bir yem giderimiz var. 330 bin lira gözüküyor 20 bin hayvan için. Bunu nasıl hesapladık? Tablonun ortasında yem gideri 110 gram ortalama gün 20 bin adet tavuk beslediğimizde 5 lira biz kendi yemimizi yaptığımızdan bahsediyoruz. 30 günde bu 330 bin lira olacaktır. Arkadaşlar burada fabrika emeğiyle iş yapmaya kalkarsanız bunun 450-500 bin lira kadar çıktığını göreceksiniz. Dolayısıyla burada artık kendi yemimizden bahsetmekteyiz. Kendi yemimizi yapmaktan bahsetmekteyiz. Ve aylık viyor giderlerimiz arkadaşlar yaklaşık 10 bin lira gibi bir rakam yazdık buraya ama tabii ki bu rakamları bulmayacak. Yaklaşık 3 ila 5 bin lira arasında kalacak ama biz bunu fazla fazla hep viyor satın alarak yaptığımızı düşünelim. Elektrik su giderlerimiz size bir ısıtma bir de soğutma maliyetlerinden bahsetmiştik. Bunun yaklaşık yılın 6 ayında yüksek bir elektrik bedelinden bahsetmiştik. Ama geri kalan 6 ayında sadece aydınlatma ve fanlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada yaklaşık aylık 15 bin lira bir elektrik ve su giderimiz olmuş olacak. Dolayısıyla ben bunu 20 binlik burada bulunan işlerimizi örnekleyerek yapıyorum şu anda. Enerji masraflarının artmış haliyle. Ve nakliye giderimiz biliyorsunuz yumurtayı götürüyorduk. Paketlemeye teslim ediyorduk. Orada yumurtalar paketleniyordu ve satışa sunuluyordu orada. Toptan satıyorduk orada. Dolayısıyla bu da yaklaşık bir 1000 liralık bir maliyet arkadaşlar. Aylık en az. İşçi giderlerinden bahsetmiştik. Biliyorsunuz 2 aile çalıştırıyorduk. Her bir aileye 7500 liralık bir masraf yaptığımızı düşündük. Ve 15 bin liralık bir masraf kalemi oluşturduk. Ve kira bedelimiz burada 20 binlik bir işletme 5 ila 8 bin lira arasındaydı. Biz burada işletme arkamda gördüğünüz işletme 7500 lira olduğu için ben bunu bu şekilde yazdım. İlaç ve aşılama masrafı yazdık arkadaşlar buraya. Arkadaşlar böyle bir masraf her ay olmayacak ama biz yine de bunu burada belirtelim. 2000 lira. Dolayısıyla aylık toplam yaklaşık 380.500 lira. Yuvarlayacak olursak eğer görülmeyen masraflarla yaklaşık bizim aylık böyle bir işletmede giderimiz 400.000 lira civarında olacak arkadaşlar. Bir de tabi bu işe girerken ilk yatırım maliyetlerine bakmak lazım. İlk yatırım maliyetlerimiz neler olacak? Eğer bir profesyonel yem cihazı yoksa yem yapmak için. Bir de burada ilk yatırım maliyetlerinden bahsetmek gerekiyor. Profesyonel bir yem cihazına ihtiyacımız var. Hemen yem yapmak için kendi yemimizi 85 bin lira gibi bir bedelle 0-1 cihaz 20 binlik hayvan için işletmemiz için yeterli bir cihazdır. Buna 85 bin lira vererek sahip olabilirsiniz. 20 bin tane tavuk için 600 bin lira bedel yazdım. Şimdi burada diyeceksiniz ki 30 liradan nasıl yar kaldın? Hayır tabii ki 40 liradan aldık ama bunları gönderirken bir de arkadaşlar 10 lira bir para vereceksiniz. Hayvan başına para alacaksınız düzeltiyorum. Dolayısıyla burada biz bunu yaparken arkadaşlar bunu da bir hesaba katalım istedim ve 600 bin liraya biz burada tavukları almış gibi kabul edebilirsiniz. Şöyle de düşünebilirsiniz. 800 bin lira vereceksiniz. Daha sonra 200 bin lira alacaksınız gibi de düşünebilirsiniz. Bunu tamamen size bırakıyorum ama ben burada hesap yaparken ilk girdi maliyetinde gereksiz kafa karışıklığına sebep olmak için 600 bin lira gibi bir bedel yazdım. Şimdi tolere edene kadar bir yem giderimiz var burada. Neyi tolere edene kadar? İşletmede pike çıkana kadar. Bu da arkadaşlar 90 gramlık bir yem tüketimiyle yine 5 lira bedelle 20 bin tane tavuk 40 günde yaklaşık 360 bin lira gibi bir para harcayacaktır. İşletmenizde tabi 40 günlük yumurtaları da tabii ki satacaksınız burada çıkan yumurtaları ama bunları ben hesaba katmıyorum. Diğer dediğimiz görünmeyen maliyetler 5 bin 10 bin lira gibi bir maliyet olabilir. Yemlik, suluk, yedek parça ve amortisman masrafları da yaklaşık 50-60 bin lira olacaktır. Toplamda 1 milyon 115 bin lira bir İlk giriş maliyetiniz olacağını hesaplayın böyle bir işletmeye girerken. Yani 1 milyon 200 bin liraya kadar bir parayı gözden çıkarmanız lazım arkadaşlar. Tavuğunu da alırken böyle bir işletmeye girerken. Evet arkadaşlar, size kafes tavukçuluğunda kuracağınız zaman sıfırdan bir işletme 20 binlik bir işletmeden bahsettik burada. Ne kadara mal olur? Kalem kalem anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Burada soruların geleceğine eminim. Bir tanesi bana paketleme sorusu gelecek. Onu ayrıyetten işleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü o ayrı bir işçilik. Burada biz yumurtayı ürettik. Viyole koyduk. Kendi damgamızı da basabiliyoruz. Çünkü TR kodumuz da var. Artık biz buradan itibaren paketlemeye gidiyor. Paketleme işletmesi için de onu ayrıyetten konuşacağız ilerleyen videolarda.
Dolayısıyla burada videomuzu sonlandırmış olacağız. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya görüşmeden önce her zamanki gibi, eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez bildirim açık olsun istiyorsanız bildirim işaretini açmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.